Alfa yayınlarından çıkan Psikoloji Nasıl Çalışır adlı kitabın Otizm Spektrum Bozukluğu bölümünü sizin için seslendireceğim. Bu kitap açık, anlaşılması kolay grafiklerle psikolojiye ilişkin bilmeniz gereken birçok konuya değinmiş. Otizmle ilgili bizce başarılı bir bölümü var. Otizm nedir? İletişim, sosyal etkileşim, tekrarlayan davranışlar, duyusal beceriler, motor beceriler, algı gibi başlıklarla otizmdeki dereceleri görselleştirmiş. Yüksek işlevli otizm ve Asperger sendromunu kısaca açıklamış. Son olarak tedaviyle ilgili birkaç açıklama yapılmış. Hadi bakalım neler yazılmış. Otizm, bir kişinin sosyal etkileşimi zorlaştıracak bir biçimde başka insanlarla ve onların duygu ve düşünceleriyle ilişki kabiliyetini etkileyen bir yaşam boyu bozukluk spektrumudur. Nedir? OSB genel olarak çocuklarda çeşitli biçimlerde görülür. Bir ebeveyn ya da bakıcı, bir bebeğin sözel sesleri kullanmadığını ya da daha büyük bir çocuğun sosyal etkileşimde ve sözel olmayan iletişimde sorunlar yaşadığını fark edebilir. Tekrarlayan davranışlar, konuşma sorunları, zayıf göz teması, düzenleme ve toparlama ritüelleri, garip motor tepkiler, cümlelerin sözcüklerini tekrarlama, kısıtlı bir ilgi repertuarı ve uyku sorunları yaygındır. OSB'den muzdarip bazı çocuklarda depresyon ve dikkat eksikliği de görülebilir. Genetik yatkınlık, prematüre doğum, fetal alkol sendromu, müsküler distrofi, Down sendromu ve serebral palsi gibi rahatsızlıkların da otizmle birlikte görüldüğü tespit edilmiştir. Bir pratisyen hekim, belirtilerin fiziksel nedenlerini elemek için çocuğu muayene eder ve sonra onu bir uzmana sevk eder. Çocuğun okuldaki ve evdeki davranışı ve gelişim bütün yönleriyle ele alınır. Bu bozukluğun tedavisi yoktur. Ancak konuşma terapisi gibi özel terapiler ve fiziksel terapi faydalıdır. Burada küçük bir açıklama yapmak gerekiyor. Sanırım bu bölümle ilgili ciddi eleştiri alabilecek bir kitap gibi görünüyor. Devam edelim. Otizm içerisindeki bazı belirtileri de derecelendirmişler. İletişimle ilgili bölüme bakalım. Dil sorunları ortaktır. OSB'li bazı insanlar akıcı konuşurken bazılarında konuşma zorluğu görülür. Hepsi eğilim olarak ne söylenmişse onu anlar ve espriyi, bağlamı ve çıkarımı kavramakta zorlanır. Sosyal etkileşim, kusurlu sosyal beceriler, OSB'li bir kişinin başkalarının kişisel alanlarını tanıyamaması ya da beden dillerini okuyamaması anlamına gelir. Kişi sesli düşünebilir ya da karşısındaki kişinin söylediğini tekrarlayabilir. Tekrarlayan davranış özellikleri ortaktır. Birey el çırpma ya da sallanma gibi tekrar hareketler yapabilir ya da belli oyuncakları sıraya dizmek ya da düğmeleri açıp kapamak gibi ritüeller geliştirebilir. Duyusal beceriler, sese karşı yüksek hassasiyet, kişinin gürültüden kaçmak için mırıldanma, kulaklarını kapama ya da tercih edilen bir yerde kendini yalıtma gibi kaçınma davranışları geliştirmesine neden olabilir. Motor beceriler, koordinasyon ve motor planlama gibi hareket zorlukları OSB'li çocuklarda ortaktır. El yazısı gibi incelikli motor beceriler de etkilenebilir ki bu da iletişim sorunları doğurur. Algı, sakatlanmış duyusal ve görsel algı OSB'li kişilerin sözel olmayan ipuçlarını yakalayamaması, yalanları anlayamaması ve genel bir durumu başka birinin gözünden görmekle zorlanması anlamına gelebilir. OSB'nin dereceleri. Otizm her kişide kendini farklı biçimlerde ve farklı derecelerde gösterir. Otistik yazar ve akademisyen Stephen Shore, şayet otizmli bir kişiyle tanışmışsanız otizmli bir kişiyle tanışmış olursunuz der. Pediatrist ve otizm araştırmacısı Hans Asperger'in bir sözü burada yer alıyor. Bilimde ya da sanatta bir otizm hamlesi şarttır. Yüksek işlevli otizm ve Asperger sendromu. Hem yüksek işlevli otizm hem de Asperger sendromu karakteristik olarak otizmden muzdarip. Ancak ortalama IQ seviyeleri 70'in üzerindeki insanlar için kullanılan terimlerdir. Bununla birlikte iki ayrı tanı söz konusudur. Yüksek işlevli otizm durumunda geciken dil gelişimi söz konusuyken Asperger sendromunda bu görülmez. Yüksek işlevli otizm ya da Asperger sendromu çocuklarda hemen teşhis edilemeyebilir. Çünkü bu çocuklar sosyal bakımdan kolayca anlaşılmayan, beceriksiz tavırlar sergilerler. Bu çocukların mükemmelliği ve belli bir konuya takıntı derecesinde ilgi duyma gibi ortak özellikleri onların ilgi alanlarında uzmanlaştığı anlamına gelebilir. Otizm gibi yüksek işlevli otizm ve Asperger sendromu teşhisi konmuş kişiler de katı rutinlere gerek duyarlar. Belli uyarıcılara karşı hassastır, hantaldırlar. Yerine göre davranma ve sosyal ortamla iletişim sorunları yaşarlar. Belirtilerin şiddeti kişiye göre değişir. Uzun dönemli güçlükler hem okulda hem de yetişkinlik döneminde sosyal ve kişisel ilişkilerde kendini gösterir. Bakalım tedavi bölümünde ne yazılmış? 3 tip tedavi görülüyor. Uzman müdahalesi ve terapiler kendine zarar verme, hiperaktivite ve uyku bozuklukları konularında yardımcı olur. ACE ve davranışsal programlar sosyal becerilerin öğrenilmesini destekleyebilir. İlaç tedavisi eşlik eden belirtilerde yardımcı olur. Uyku sorunları için melatonin, depresyon için SSRI grubu ilaçlar ve dikkat eksikliği için metilfenidat gibi ilaç önerileri de sunulmuş kitapta. Psikoloji Nasıl Çalışır adlı kitap otizme ve diğer psikolojik konulara 1-2 sayfa verecek şekilde konuyu açıklamış. Oldukça pratik, açık bir bölüm olmuş. İyi okumalar.